Merhaba arkadaşlar, herkese selam olsun. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün televizyonlar için başlıklar, logo reveal'lar, logo opener'lar, açılış ekranları, 14-15 saniyelik banner reklam gibi, yani televizyonlarda falan kullanılan program başlıkları falan oluyor ya. Yani kendinden sıfırdan tasarlama bir şeyler. Yani hazır bir proje falan kullanma değil. Kendin yapacaksın her şeyi. Onu öğreteceğim sizlere. Yani benimle beraber hep beraber bugün onu öğreneceğiz. Yani çalıştığım kadar sizinle daha detaylı konuşacağım. Yani sırf bu programları, uygulamaları bilmeyen insan dair yapabilsin diye. Şimdi biz bugün iki uygulama kullanacağız. Bunlardan SketchUp, gördüğünüz SketchUp ve Lumion'dur. Tabii böyle yanlarında plugin falan var. Var ya, onları da söyleyeceğim. İlk önce ne yapıyoruz? Diyelim bizim elimizde bir ders bir folder'a gidelim. Elimizde bir JPEG, yani logo var. Yani biz sipariş almışız. Logo vermişler bize ve bu logodan bize böyle natura, yani yeşil çimen falan, ne bileyim, böyle düzenlik, çöl falan, dağlık falan bir ortam istiyorlar yani. Yaz ortamı gibi logonu orada kullanacağız. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Bizim elimizde olan bir tek bu JPEG file olan resmimiz var. Diyelim size alfa kanal verdiler bunu. Yani arkası olmayan bir resim. Ne yapacağız? Bunu Photoshop'ta veya After Effect'te salacağız. Onun arkasını böyle siyah yapacağız arkadaşlar. Yani arkası siyah olacak, logomuz beyaz kalacak. Tamam mı arkadaşlar? Ve JPEG olarak çıkaracağız, render yapacağız. Ondan sonra ne yapıyoruz? Biz bunu direkt SketchUp'a atamayız. Yani SketchUp zaten bunu resim gibi almıyor, algılamıyor. Onun için ne yapacağız? Böyle bir uygulama var. Küçük bir uygulama arkadaşlar. Image dosyasını AutoCAD file'ına çeviren bir uygulama. Onun linkini de vereceğim dosyalar içerisinde. Yani ücretsiz olarak deneme sürümü sunulmuş. Yani para harcamaya ihtiyacınız yok arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Resmimizi çıkalım arkadaşlar. Açıyoruz arkadaşlar. Bakın. Yani kullanışı rahat bir uygulama. Bu olduğu gibi kalacak. DXF file olarak çıkaracağız. Add file diyoruz arkadaşlar. Logo resmimizi alıyoruz. Tamam mı? Aldık. Buradan bakın arkadaşlar. Ayarlardan bölümünde. Siz de yeni yüklerseniz böyle olacak. Bunu outline yapacağız. Yani kenarlarını çıkaralım diye. Bunu da ne bileyim 400'de falan kalabilir, kalmayabilir. Kalsın. Bu da onun için. Başka bir ayara dokunmuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bir tek bunu yapacağız. Okey diyoruz. Ve nereye? Yani ders papkasına, yani bu papkaya, yani folder'a, yani klasöre çıkaracağız. Ve convert yapacağız. Tamam mı? Convert oldu. Bakın. Convert oldu. DXF file. Ne yapıyoruz? Bu uygulamayı kapatıyoruz. Bundan işimiz bitti arkadaşlar. SketchUp açıyoruz arkadaşlar. Tamam, açıldı. Bu modeli buradan kaldıralım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Programı kurdunuz, SketchUp kurdunuz ve size lazım olacak plugin'i kurmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Bu plugin'i Extense Warehouse'dan kuracağız. İnterneti kapattım ben. Bir saniye, bir saniye. Küçük bir plugin arkadaşlar. Tamam mı? Açacağız. Plugin'in ismi MakeFace arkadaşlar. Nereden indireceğiz onu? Yok, buradan değil de, özür dilerim, buradan indireceğiz. Yani kendi bir marketinden indireceğiz uygulamayı. Make face yazacağız arkadaşlar, çıkacak. Bunu hemen hemen indiriyorsunuz yani uygulamayı kurduktan sonra, çünkü o olmazsa biz resmi 3D boyuta salamayız. Tamam mı? Bunu indireceğiz. Ben indirdim. Ne yapıyoruz? Resmimizi import diyerek içeri alıyoruz.
resmimizi değil de DHF failini, tamam mı arkadaşlar? Bakın siz açtığınızda sizde böyle bir şey olur. Yani gözükmeyebilir. Aman korkmayın. Bunu AutoCAD file yaparsanız gözükecek arkadaşlar. Import diyelim. Bakın bizim ARB logomuz geldi artık. Tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın. Böyle tıkladık, tamam mı? Tıkladık. Ondan sonra böyle mouse'un sol tuşuyla tutup sıkıyoruz. Yani seçiyoruz hepsini. Ondan sonra ne yapıyoruz? Yüklediğimiz Make Face plugin'i var ya, ona geliyoruz. Ve tık atıyoruz. Tamam mı? İçerisini doldurmuş oldu. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bunları siliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar burada sol köşede veya buralarda yukarıda bir yerde sizin araçlar olacak. Şayet olmazsa yani Tools bölümünden, yok Views bölümünden Toolbars'ta girerek Large Tool Set'i aktive yapın arkadaşlar. Tamam mı? Okey. Bu da böyle. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz bunu artık kalınlaştırabiliyoruz, tamam mı? Bakın ne güzel kalktı. Aman dikkat edelim, aynı boyutta olsunlar kalınlıkları. Tamam oldu. Bununla da işimiz bitti. Yani burada poligon zayıflığı var arkadaşlar. Poligon zayıf olduğu için böyle dönmelerde çanarlıklar vermiş. Ne yapıyoruz? Onun da bir ilacı var. Bir sorunu çözmesi var arkadaşlar. İnsanlar yapmış yapacağını. Seçtik. Hepsini seçtik. Sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Ve Soft and Smooth Edges, yani kenarları yumuşalt diye bir uygulamanın aracı var arkadaşlar. Seçtik. Ve buradan bakın sağ köşeden artırdık, tamam mı? İyi, güzel. Güzel oldu. Biraz da yapalım. Aman çok yapmıyoruz. Yaptıktan bak, çok yaptıktan ne oluyor? Böyle tuhaflaşıyor. Yani bakıyorsunuz işte, yani iyi oldu mu durduruyorsunuz, tamam mı arkadaşlar? Evet, bununla da işimiz tamamlandı arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi bunu? Biz export yapmamız lazım. Şeyde kullanalım diye, tamam mı? Bu niye kullanmıyor arkadaşlar? Seçtik. Bunu böyle kaldıralım. Tamam mı? Kaldırdık. Bari export yaptığımızda iyi normal çıksın da. Merkezden koyalım. Merkezde kalsın. Tamam, iyi. Tamam arkadaşlar, ne yapıyoruz? Bunu FBX format olarak dışarı aktarıyoruz. Yani render yapacağız bunu. İyi olmuş mu? Olmuş mu? Dikkatle bakıyoruz. Bir daha sefere dönmeyelim buraya diye, tamam mı? Ne yapıyoruz? File bölümünden arkadaşlar export yapacağız. 3D model olarak çıkaracağız. Burada birçok model formatları var, çıkıntılar var. Biz FBX olarak seçeceğiz arkadaşlar. Bunu da yazalım. ARB 3D boyut. Export yaptık. Okey diyelim. Artık bununla işimiz bitti sayılır arkadaşlar. Bakalım çıktığımıza, ayrı bir 3D boyut çıkmış. Buna çift tıklayacağız arkadaşlar. Windows'un kendi 3D boyut gösterici uygulamasıyla izleyebiliriz. Bakın iyi olmuş. Range'lere falan bakıyoruz. Baya iyi görünüyor arkadaşlar. Ortam da iyi. Şimdi bizim 3D, yani bize verilen logomuzun 3D boyutu artık elimizde. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ikinci dersimiz başlayacak, Lumion programından arkadaşlar. Ve ne yapacağız? Lumion'a çeşit yapacağız arkadaşlar. Dersi burada şimdi sonlandırıyorum. İkinci bölümümüz Lumion'dan başlayacak arkadaşlar. O zaman Lumion'da görüşürüz.